İki bakan arasındaki söylem farkı şuradan kaynaklanıyor. Envantere girdi mi? Yoksa Türkiye sınırları içine girdi, yasal süreyi mi bekliyor? Bizde böyle bir tuhaf bir durum vardır, biliyor musun? Çünkü bana geçen gün bunu ben anlatırken bana böyle sağdan soldan Ankara'da bu işin içindekiler mesaj attı devlet içinden. Abi dediler, eğer devlet imza atarsa 2 Temmuz, 4 Temmuz'dan itibaren falan envantere girer, hizmete girer. Çünkü helikopterler geldi. Çorlu Havalimanı'nda bekliyor dediler. Görüntüler de attılar, biliyor musun? Yani eğer devlet bu usulüne uygun bir ihalesini yaptıysa, kimsenin hakkı kimseye geçmediyse, hiçbir firma hak mağduriyetine uğramadıysa ve o firma da gerçekten devletin menfaati zararı uğramadan hak ettiyse, kardeşim imzalayın girsin devreye. Girsin devreye. Eğer böyle bir şey varsa bak bu da ayrı haberdir ha. Yani 3 Temmuz, 2 Temmuz. Nedir 2 Temmuz? Allah'ın sen o firmaya diyemez misin? Eğer yurt dışındaysa. Bana gelen bilgi velev ki yanlış olsun. Dersin ki kardeşim acil orman yanıyor, canımız yanıyor. Orada bir tane kuş, serçenin hayatı bile önemli. Kusura bakmasınlar White Bey. Yani tamam. Acilse gönderin. Buradaki kaplumbağalar ölüyor desin. Kaplumbağalar. Anlatabiliyor muyum? Buradaki karıncalar Tabii ki. ölüyor desin. Buradaki geyikler ölüyor desin. Ağaçlar içimiz yanıyor desin. 2 Temmuz işte ihale kanununa göre 2 Temmuz diyorsa bunu bir bürokrat gerçekten bakan da böyle veriyorsa da yazıklar olsun, biliyor musun? Bak yanlış biliyorsam özür dilerim ama buradaki canlıların ölümüne bir saçma sapan mevzuat, bir işgüzar karar yol açıyorsa buna yol açanlara yazıklar olsun. Sayın Bakanım haberi varsa buna müdahale etsin. İçişleri Bakanı olacağını sanmıyorum çünkü o bu işleri orman uçağının alımına kim bakıyorsa bilmiyorum artık. Ama gerçekten yazıklar olsun. Eğer bu 2 Temmuz saçmalığı nereden çıkıyor? Ama bana söyledikleri Çorlu limanında bekliyor. Uçaklardan iniş görüntülerini attılar. Kim aldı kim etti bilmem ama dediğim gibi kardeşim gece görüşse gece görüş, gündüz görüşse gündüz görüş. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülkedir. Her tür görüşü almalıdır.